Pekala, şimdi hayal gücünüzü kullanma vakti. Ya ülkeler insan olsalardı? Dünyanın dört bir yanındaki 195 ülkeye yayılmış 7.6 milyar insan var. Her ülkenin kendine has kültürü, değerleri ve hatta oldukça çeşitli dini özellikleri var. Peki ama ya ülkeyi ete kemiğe büründürürsek? Yani eğer ülkeler insan olsaydı bu insanlar neye benzerlerdi? Bu soruya cevap vermeden önce kanalımıza abone olun ve günlük güncellemelerimizden hiçbirini kaçırmamak için bildirim ziline tıklayın. Pekala, birkaç klişeyi alıp ülkelerin genel özelliklerini temel alarak kişileri nasıl resmedeceğimizi düşünmeye başlamadan önce işte bu. Yok, böyle olmadı. Bununla alakası yok. Ülkelerden gerçek insanlarmış gibi bahsedeceğiz. Yani örneğin ilk kurulan 3 ülke arasında yer aldıklarından dolayı 195 kişilik topluluktaki en yaşlı kişi ya Japonya, Çin ya da San Marino'nun temsilcisi olacaktır. Japonya, İmparator Jimmu tarafından M.Ö. 600 yılında kuruldu ve bugün bildiğimiz halini 19. yüzyılda aldı. Mısır, Roma ve Pers İmparatorluğu gibi birçok imparatorluk antik zamanlarda olsa da bu imparatorluklardan hiçbirisi bağımsız bir ülkenin modern tanımına uymuyor. Çin ise kuruluş tarihi olarak ilk imparator Qin Shi Huang'ın tahta çıkışı olan M.Ö. 221 yılını kabul ediyor. Bugünkü tam adı Çin Halk Cumhuriyeti olan ülke 1949 yılına kadar kurulmuş sayılmıyordu. San Marino ise M.Ö. 301 yılında kuruldu ve 1600 yılında yazılan dünyanın en eski anayasasına sahipler. Bu yaşlı bilgelerin geri kalanımıza anlatacak kesinlikle çok şeyi var. Topluluğumuzun en genç üyeleri ise Bosna, Çekya, Eritre, Palau, Timor-Leste ya da diğer adıyla Doğu Timor, Sırbistan, Montenegro, Kosova ve Güney Sudan. Hatta Güney Sudan Z nesli, diğerleri ise Y nesli. Güney Sudan yalnızca 7, diğerleri ise 20'li yaşlarda yetişkinliğin ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar ve kendilerini ailelerinden bağımsız olarak var etmeye çalışıyorlar. Anlıyorum sizi gençler, yetişkinlik zor iş. Eğer ülkeleri bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında kazandıkları derecelerin sayısına göre sıralarsanız, Çin temsilcisi topluluğumuzun en akıllısı olacaktır. Ülkede her yıl 4.7 milyon pozitif bilim derecesi yapan öğrenci var. Herkesin katılma fırsatı bulamadığı pahalı okullardan alınan sertifikalar haricinde de birçok farklı zeka türü var. Sahra altı Afrika ülkelerinde pozitif bilim derecesi yapan öğrenci sayısı her sene azalıyor. Fakat bunun o bölgede yaşayan insanların zekasını yansıttığını söyleyemeyiz. Bu ülkelerde pozitif bilim eğitimini geliştirmeye çalışan oldukça fazla kuruluş var ve bence gelecek yolunda sarf ettikleri bu çaba kesinlikle takdiri hak ediyor. Çin aslında sadece fazla nüfusa sahip olduğundan dolayı okullarını dereceyle bitiren kişilerin en yoğun olduğu yer. En akıllı sıfatına ek olarak Çin ayrıca 1.4 milyar ile en çok çocuk nüfusuna da sahip. Vay be, gerçekten çok fazlalar. Eğer gayri safi milli hasılayı baz alırsak topluluğumuzun en zengini ABD olacaktır. Fakat kişi başına düşen 124.930 dolar gelir ile, yani ülkedeki herkes senelik ortalama bu kadar para kazanıyor, zirvedeki en zengin kişi Katarlı olacaktır. Bu yarımada ulusunun sınırsız kaynağı var ve hükümetleri de buldukları her fırsatı değerlendiriyor. Bu para da ülkedeki mutluluk oranını yükseltiyor. Katar, dünya mutluluk sıralamasında istikrarla basamakları çıkıyor. Son sefer 32. sıradalardı. En mutlu insanlar Finlandiya'da yaşıyor. Onu da geçen senenin şampiyonu Norveç takip ediyor. Danimarka, İzlanda, İsviçre ve Hollanda'nın temsilcileri de topluluğumuza mutluluk katacaklardır. Ve böylece yıllardır süregelen soru yine tezahür ediyor. Parayla saadet olur mu? Ne düşünüyorsunuz? Topluluğumuzun Hindistan temsilcisi ise en çok dil bilen kişi olacaktır.
Hindistan, konuşulan diller konusunda yelpazesi en geniş ülke. Fakat önemli değil, çünkü dil bilimciler, dil ve lehçeyi sınıflamak için farklı kriterlere sahipler. Yani rakamlar değişebiliyor. Kime sorduğunuza bağlı olarak, ülkede konuşulan 880 civarında dil var ve bunların tamamı atalarından kalma 6 dil ailesinden türemiş. Hindistan Anayasası'nda belirtilmiş 23 resmi dil var. Bunların arasında Hintçe, Sanskritçe, Pencapça, Urduca, Tamilce ve İngilizce var. Hindistan nüfusunun çoğu ana dil olarak Hintçe kullanıyor. Yani eğer ziyaret etmeyi düşünüyorsanız tek yapmanız gereken bir dil seçmek. Topluluğumuzun en güçlü kişisini bulmak için de en gelişmiş orduya hangi devletin sahip olduğuna bakmalıyız. Bu da elbette ABD olacaktır. Eğer ABD'nin ordusuna harcadığı yıllık 500 milyar doları hesaba katarsak, bu çok da şaşılacak bir durum değil. Rusya'nın temsilcisi de ordularında oldukça yoğun bir eğitimden geçtikleri ve savunma sanatlarında eğitildikleri için oldukça sıkı birisi olacaktır. Çin de 2.3 milyon personel ile dünyadaki en kalabalık orduya sahip. Belki bu üçlü 195 kişilik küçük topluluğumuza atış talimi bile yaptırabilir. İsviçre'nin paylaşacağı muhtemelen çok fazla tatlısı olacaktır. Yılda 68 milyon kilogram çikolata yiyorlar. Gelin birlikte hesaplayalım. İsviçre'de 8.47 milyon kişi yaşıyor. Bu da yılda kişi başına 8 kilogram çikolata yapar. Şahsen benim İsviçre'de yaşayasım geldi. Ya sizin? Eğer topluluğumuzda birlikte kafa dağıtacak kişiler arıyorsanız Çekya'yı yakalayabileceğinizi sanmıyorum. Yıllık kişi başı 168 litre tüketimle tüm ülkeler arasında en çok alkol içen ülke Çekya. Nüfusları yalnızca 10.6 milyon ve %79,8'inin yaşı içki alabilecek kadar büyük. Bu da yetişkin Çeklerin günlük yaklaşık 330 santilitre bira içtiğini gösterir. Öğle ya da akşam yemeğinde yalnızca bir şişe. Yani aslında göründüğü kadar çok değil. Ayrıca biranın bu ülkeyle uzun bir geçmişi var. Ülkede açılan ilk bira fabrikasının tarihi 12. yüzyıla dayanıyor. Çoğu Çek'in en sevdiği içecek 1842'de Pilsen şehrinde üretilen Pilsen birası. Artık hafta sonları kimlerle takılacağımız belli oldu sanırım. Eğer birisiyle kafeye gitmek istiyorsanız Finlandiya'dan başkasını bulamazsınız. Evet, Finler bir yılda kişi başı yaklaşık 12 kilogramla dünyadaki herkesten daha fazla kahve içiyorlar. Elbette Brezilya'da kahve konusunda boş değil. Ne de olsa kendisi kahve dünyasında 150 yıldır lider ihracatçı. Vietnam, Kolombiya ve Etiyopya'da mevzu bahis kaliteli kahve olduğunda isimlerinin anılması gereken yerler. Hey, hadi hep birlikte latte içmek için buluşalım, ne dersiniz? Eğer kahve yerine çay içmeyi seviyorsanız kesinlikle Türkiye, Fas ve İrlanda'yı ziyaret etmelisiniz. Bir senede ülkemizde 7,5, Fas'ta 4.3 ve İrlanda'da 3.2 kilogram çay içiliyor. Türkiye'nin lider çay tüketicisi olması size de şaşırtıcı geldi mi? Özellikle de adını bizden alan Türk kahvesi dururken. Aslında bunun oldukça ilginç bir hikayesi var. Türkiye çayla 20. yüzyılda kahve fiyatları yükselmeye başlayıncaya kadar tanışmamıştı. Çay daha ucuz bir alternatif halini aldığında insanlar da çaya akın etti. Ve o zamandan beri de en sevdiğimiz içecek. Oldukça ilginç. Ne dersiniz? En büyük eve sahip kişi ise Rusya olurdu. 17 milyon kilometre kare sınırıyla Rusya ne de olsa dünyanın en büyük ülkesi. En küçük ev sahibi ise muhtemelen Vatikan olurdu. Ülkenin tamamı Roma şehrinin içinde ve yalnızca 44 kilometre kare. Büyüklüğü ne olursa olsun insanın kendi evinden güzeli yok, değil mi? Ete kemiğe bürüdüğümüz Rusya ayrıca en sıkı giyinen kişi olurdu. Ve bunu derken güzellikten bahsetmiyoruz. Bugüne kadar kaydedilmiş en düşük sıcaklık Kuzeydoğu Sibirya'da 6 Şubat 1933 tarihinde kaydedildi. Ve sıfırın altında 67 derece gibi dondurucu bir soğuktu. Elbette dünyanın en soğuk yeri Antarktika. Fakat insanlaştırdıklarımız ülkeler, kıtalar değil. Libya ise muhtemelen en ince kıyafetleri giyecek kişi olur. Çünkü dünyadaki en sıcak yer maalesef orası.
Kaydedilen en yüksek sıcaklık ise tam 60 dereceydi. Kaliforniya'daki Ölüm Vadisi gibi belirli yerlerde oldukça sıcak. Fakat Libya'nın çöl iklimini, istikrarsız yağışlarını ve kışlarının bile sıcak ve nemli olduğu gerçeğini göz önünde bulundurursak ilk sırayı elinden kesinlikle bırakmayacaktır. Dünyamız hem çok büyük hem de içinde çeşit çeşit insan barındırıyor ve küçük topluluğumuz da bunun bir göstergesi. Ne yazık ki söz konusu 195 kişi olunca herkesten bahsetmek için yeterli zamanımız olmadı. Fakat her ülkenin meşhur olduğu bir şey var. Peki sizin ete kemiğe bürüdüğünüz ülkeler nasıl olurdu? Fikirlerinizi bizimle yorumlarda paylaşın. Eğer beğendiyseniz videomuzu beğenin ve beğenebilecek diğer kişilerle paylaşın. Ve unutmayın, hayata her zaman olumlu bakın.